Yani mesela bir hedefe zaman arkadaş da şurada sepet evet. üzerindeyiz. Hayır abi ona evet. istersen alalım biz. En böyle geçelim isterseniz. Biz böyle geçelim. Anka ve tamam. aynen böyle geçelim. tamam. Ankamız Ankara. burada. Evet. Şimdi e, bu çok satan bir heliko şey pardon silahlı İHA. 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 Yurt dışında da bayağı ihracatı var bunun. Hı, -hı. İyi de para kazanıyoruz. Hı -hı. Biz zaten paramızı bir buna kazanıyoruz. Hı -hı. Ee, bir hür şeyde Olacak, hür şeyde, olacak hür da. Yok <laughs> şimdilik. Şey şey i̇yi para kazanıyoruz yani. Geçenlerde Tabii. mali işler. Mali Bu arada işler... aklıma ne geldi? Bunların hepsi hemen hemen aynı yılda başladı. Doğru. Yani değil mi? Hürjet'te, Doğru. Milli Doğru. Muharip'te, Doğru. Anka 3'te. Doğru. Yani hepsi aynı yıl başlayıp yani şu 5-6 yıldır Farklı projelerde çalıştım mühendisleriniz. Bu çok zor bir şey değil mi? Bir tane o. değil, yani kaç beş 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 ürün mü oluyor. Ya yani yani bir de, projeye başlarken onun tanımını nasıl yapıyorsunuz? İhtiyacını nasıl belirliyorsunuz? Nasıl bir yol kat ediyorsunuz? Tabii, şimdi, Anlatmadan önce bizim tabi bütün savunma nasıl adımlar sistemi, atılıyor? Tabii. Bütün savunma için. sistemleri tabi Türkiye için olduğu için hı hı. önce ilgili kuvvet, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri bir talepte bulunuyor. Savunma sanayi başkanlığı merkezinde bunun tedarik makamı zaten o. İhtiyaç doğrultusunda olan. Eyvallah. Ona beraber bu işi yapacak diyelim Tusaş diyense Tusaş, Roketsansa Roketsan masaya çağrılıyor. Teklif hazırlıyoruz. Bunu savunma başkanına veriyoruz. Bu sisikte işte meşhur yarı kutsal toplantıya gidiyor. Hı hı. Oradan karar çıkıyor. Karar çıktıktan sonra zaten ana olarak bunun fonksiyonları tanımlanmış oluyor. Biz o zaman ilgili kuvvetle, SSB ile bir çalışma grubuyla proje bitene kadar bunu götürüyoruz. Evet. Tabii bir e, bunun fikirsel tasarımı yani bunu bir tasarım yapan bizim bir baba eki ana da olsun ana-baba ekibimiz var önemli bir ekibimiz var. Bunlar tabii fikirsel olarak projeyi kanat açıklığı bu olsun, ağırlığı bu olsun, motoru bu olsun bunlar ortaya koymaya başlıyorlar. Ee, bu fikirsel kısımdan sonra diğer mühendisler devreye giriyorlar. Tasarım yapılıyor. Rüzgar tüneline modelleri gidiyor. Aerodinamik modeller çıkıyor. Kumanda çıkıyor. Ondan sonra simülatörünü yapıyoruz. Pilot uçmaya başlıyor. İmalatını yapıyoruz, uçuruyoruz. Sonra da teslim ediyoruz. Servan bundan ibaret. Yani biz kendimiz bunu da yapsak iyi olur olmuyor. Ama şimdi mesela Atak 2 bize şu anda Kara Kuvvetleri üzerinden görev verildi. Hı hı. Ama dedik ki Türkiye'nin aynı zamanda böyle bir deniz kuvvetli helikopter ihtiyacı var. Evet, çok ee, Bunu özgün başlattık mesela. Hı hı. Hürriyet hürjet mesela kendi öz kaynağımızda var. Bizim öz kaynağımız da devletin kaynağıdır yalnız. Hı. Devletin parasıyla. Kendi paramız devletin parası. Şirket Ama parası. Ama ülkenin Baş. Zaten askerine Aynen. Aynen. gidiyor. Aynen. Aynen. Şimdi hürjet böyle kendi kaynağımızla başladı. hava kuvvetlerine ihtiyacı var. Onunla çalışmaya başladık. Sonra hava kuvvetleri Sisik bize sipariş verdi. 10 tane, 14 tane yapıyoruz şu anda. Yani bütün ekosistem Türkiye'de başlıyor. Hı. Tamam şimdi TUSAŞ'ın ikinci fonksiyonu bunu yurt satmamız lazım. Hiçbir savunma sistemi Türkiye only olamaz. Hı. Yalnız Türkiye için bir sistem geliştirirsek Gökbey diyelim. Türkiye'nin alacağı helikopter sayısı 200 olur ama benim 1000 satmam gerekiyor. Evet. Kim maliyeti karşı. Karşılamam ha. gerekiyor, kar etmem gerekiyor. Şimdi Hürjet'in break even dediğimiz yani başa başı ben 100 tane uçak satmam gerekiyor. Bir de çabuk çabuk satma. Bizim kuvvetler ona çabuk çabuk ihtiyacı olmayabilir. Hı. Yani bazen de yurt dışına önce verip sonra kuvvete verme durumunda olabilir. Yani TUSAŞ veya bütün vakıf şirketleri birer biz ticari şirketiz. Hı hı. Yani benim bütün motivasyonum bunu satıp para almak. Ha, satarken de devlete soruyoruz, onay alıyoruz. Hı hı. Dışişleri Bakanlığımız olsun, Misan Bakanlığımız olsun, nerelere sat derse o şekilde satıyoruz. Silah bu çünkü. Hı hı. Ama şu, şu şuna geleceğim, dedim ya bugüne kadar ne oldu, onu da yaptık, bunu da yaptık, bunu da yaptık. Böyle hepsi de bir araya toplandı, hı hı. Yani arka arkaya geldi. Bu da tabii dergilere kapak yapıyor biz otomatik olarak. Evet. Ee, bunlar tamam, Yani bu yeterince bizi kahraman yaptı ama bu yarım kahramanlık. Asıl kahramanlık bunları paraya çevirmek gerekiyor, Vallahi. çok satmak gerekiyor. Yani o moddayız. Bizim için şu anda yani bir dönem kapandı. 1 Mayıs'la. Ekim dönem, 2028 dönemi. Master planım da var. Master planı getirmiştim. Ama açıp okumayacağım. Ha. Ka uzun. <gülüyor> 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 evet. Bu arada yani asıl tabii e Master planım da var Temel Bey ihracata bakıyor. Masif planı var. Raporu. Evet. Ama saha i̇şte saha başarısı da şeylerde. yok Bugün cihazlar var. bugünkü cihazlar. Tabii değil mi? <laughs> Mille Uydu, var. Oydu var. var. Oydu da yapıyoruz. Aksungur var. Tabii. Ama evet. buraya takılmayın. Evet. Buraya takılmayın. Bunun için çünkü yolcu çağı da var. Ya şöyle söyleyeyim hmm. zaten. Aa, tabii. Zaten. Biraz, bahsedin <laughs> e, biraz, biraz bahsedin bence de Tabii, yani. Bunun için de çok şey var. Bütün rakamlarım, ne zaman ne yapacağım, Hı -hı. kaç kişi işe alacağım. Zaten bundan sonra TUSAŞ'ın yani. atacağı adım ne olacak? Ne yapacak? Tabii, planı her şirketin vardır. Yani evet. bizde Ben size bir şey ya söyleyeyim. Mesela, söyle, şey... söylemeyeceği sorular soralım Temel Bey mesela. <gülüyor> biz, <gülüyor> e, devletin e, siyah sayısını bilmeyiz hiçbir zaman. Yani, bir daha Devletin sahip olduğu siyah sayısı hiçbir Tabii. zaman resmen ha. bilinmez. Tabii. İşte e, Irak'ta şu anda 219 kilometre derinlikte siyalar çalışıyor. Doğru. kullandığı yük uh -huh. işaretlemesi vesairesi işte nasıl hani milli muharip uçağın şeyini kokpitini göremeyeceğiz hmm. tıpkı şey gibidir mesela Anadolu gemisine gittiğin zaman onun hava kuvvetleriyle ilgili savaş odasını göremezsin, göremezsin göstermezler tabii. ya da e, denizaltılarımızda kendi yazılımlarımızı kendi ateşleme sistemlerimizi kullanıyoruz göstermezler evet. çok da stratejik bir iş yapıyorlar ama şunu söyleyeyim mesela sahada e, başarısını en fazla e, göstermiş işlerden bir tanesi var karşımızda Aksungur. Aksungur 150 Aksungur, e, evet. kili böyle havada Değil taşıyor. Mi? Pilotlar uyumaya gidiyor kendi uyumuyor ama. Bunun kanatlarının mesela bu kadar geniş olmasının bunun biraz özelliklerini de anlatır belki. Tabii. Peki? Şimdi kanat ne kadar genişse Aha. o kadar daha büyük kaldırma yeteneği oluyor. <laughs> Tabii e, İHA'lar yavaş uçan cihazlar havada asılı dururlar hedefi bulduğu zaman bile etrafında döner lazerle işaretler o da düşmanı ortadan kaldırır. 750 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. Gece gündüz uçuyor. Kaç kilo dediniz? 750 kilo. Ediyorsun. 750 kilo. Eee bunun şey diyor, pilotları var yerde. Hı. Yani yerdeki pilotun görevi aslında bunu uçurmak değil, bunu izlemek. Tabii bir de mühimmat varsa asker vardır. Asker tetiğe basabiliyor. Biz tetiğe basamayız. bizim kendi pilotumuz alabiliyor, askerin tetiğe basan ateş etmesi gereken kısmı. Düşmansa vuracaksın yapacak bir şey yok. Hı hı. Onu deriz pilot uykuya gider kendisi uyumaz havada. Görüntüleme kabiliyeti de. Tabii çok gece iyi. gündüz gece gündüz Değil görüyor. Mi? O görüntüleri Şimdi Ege'de bazı fotoğraflar evet, çekildi evet, ya. O evet. meşhur evet. fotoğrafları bu çekildi. Anka ile ilgili başka aktarmak Anka'da onun tek motorlusu hı hı. 350 kilo taşıyor. Hı hı. Çok satıyoruz dünyada. Birçok ülkede var şu anda zaten. Anka. İyi para iyi para kazanıyoruz. Hı hı. Lib Lib Libya'da da aslında sahada çok test ettik değil mi? biz? Tabii ama bizden ziyade Baykar Libya'da ba bay geldi yaptık. ama şey yani Tabii. gözlem meselesi mesela biz bütün Ak Doğu Akdeniz'i görebiliyoruz değil mi? Kendi yok zaten bizim bunlar uydu kontrollü olduğu için bir havaya kalktıktan sonra nereye gittiğini kuvvetlerimiz bilir artık. Ya, o, o evet. Havaya kalktıktan sonra. Evet. Evet, hem e, Aksungur e, hem e, Anka ile alakalı. Evet. E, daha geniş bir e, açı olduğunu söylediniz. Özay Bey var mı acaba merak ettiğiniz başka Olmaz bir, mı? Yani e, yönetmen arkadaşım duyamadı. Şeye doğru, e, yani şimdi bundan sonraki bir sonraki adım. Şimdi şöyle bir şey var bizim siyalarımızla ilgili. Dünyada şöyle biliniyor. Kaybetsen bile canın yanmıyor. Ucuz maliyetli ama çok işlevli diye. Doğru. Bir şey var. Şimdi mesela elektronik harp Ruslar... Ermenistan savaşında Türk Siyalarının başarısını gördükten sonra en büyük projeleri Siyaları etkisiz hale getirecek yerden sistemler üretmek. Doğru. Füzeler ve şeyler. Şimdi dolayısıyla bizim de aralıksız gelişmemiz gerekiyor. Hem yazılım olarak hı hı. hem füzelere karşı. Tamam. Ne yapıyoruz o konuda? Ee, ya, ne yapıyoruz? Ben yine özür reklamlardan... reklamlardan... efendim tamam. araya giriyorum. Tamam. Yine tamam. bir heyecan tamam. yaratayım tamam. bu sorunun evet. cevabı diyeyim reklamlardan sonra ama Reklam aramız çok kısa. Hemen ardından burada olacağız bizlerle. Tam CNN çok masası kaldığı yerden devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Sayın Temel Kotil bizlerle birlikte. Özay Bey bir soru yöneltmiştiniz. Çok kısa bir şekilde sorunuz. Hemen sorunu... tekrar özetleyeyim. Evet. Azerbaycan Karabağ Savaşı'ndan beri evet. Rusların bütün derdi gücü bizim siyalarımızı indirecek yazılım ve roketler üzerine çalışma. Tamam. Ne yapıyoruz buna karşı biz de önlemler alıyoruz herhalde değil mi? Tabii şimdi bu bitmeyen bir savaş normalde. Evet. Siz bir çözüm getiriyorsunuz, onlar kendi çözüm getiriyor. Bu böyle 100 yıl devam edecek. Hı, hı. Ee, İHA'ların buradaki en büyük marifeti dışarıyla tümüyle kendini kapatması. Yani kendi inertial navigation sistemi olması. İçindeki bilgisayarların hani yapay zeka diyoruz ya akıllı olması. Kameraların hedefleri kendi görüp bulması. O zaman dışarıdan ne yaparsan yap. Her coğrafyaya da entegre edebiliyoruz bunu. Tabii yani oraya gidiyoruz şu anda. Hı hı. Ee, dışarıdan yani vuracaksa yapacak bir şey yok zaten. Vuracaksa vurur onu. Hı hı. Ama elektronik savaşa karşı İHA'larımız her gün biraz daha güçleniyor. Hı hı. İlk başarı bugün aynı şekilde olmaz. Yani mücadele. ilk SİHA ile şimdiki SİHA arasında daha da kadar farklı. Aynen öyle oluyor. Tamam. Ee, bir de bu bitmeyen bir savaş, gençlere de bitmeyen bir iş oluyor zaten. Sonuçta gençler kazanıyor gene, evet. yeni işler çıkıyor onlara. Yine hep evet. e, aslında her sohbetimizin sonunda o noktaya geliyoruz. Çok önemli bir de